Kıza bakacak. Kızamın daha hafifi, kardeşi gibi anılan, gerçekten de daha hafif seyreden bir başka bir çocukluk çağı hastalığı. Kuluçka dönemi olsun, prodrom dönemi olsun çok daha hafif oluyor. Hatta prodrom dönemi kızamıkçık da yok. Kuluçka dönemi gene 1-3 hafta arasında hafif bir ateş, 38-38,5 gibi 1-2 gün süren bir ateş, bir kırıklık oluyor. Hemen ardından kırmızı döküntüler yapıyor. Daha açık renkli, daha seyrek, vücuda çok yayılmayan, birleşme eğilimi göstermeyen tek tek döküntüler yapıyor. Bu dönemde birçok çocuğa antibiyotik başlanmış oluyor. Döküntüyle beraber ateş düştüğü için antibiyotik alerji yaptı denip kesiliyor. Çoğu kez de teşhis bile koyulamadan geçip gitmiş oluyor. Koruma amaçlı 1 yaşında yapılmış olan kızamıkçık kaba kulak aşısı yeterli oluyor. 1 ve 5 yaşında 2 kere yapılmalı bu. İlla bu hastalığı geçirmek gerekmiyor, diğer virüs hastalıklarında olduğu gibi aşının yapılması koruyuculuğu sağlıyor, ama bu hastalığı geçirse de çok fazla önem olmuyor. Bu hastalığın peki önemi nerede? Hafif yani, madem bu kadar önemsiz bir hastalık falan, bunun önemi şu: anne gebeliğinde bu hastalığı geçirirse ana rahmindeki bebek için hayati tehlike, sakatlık, kalıcı sağırlık, zeka geriliği, katarak, kalp hastalıkları gibi durumlara sebep olmasından ileri geliyor önemi. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında geçirilmiş, annenin geçirdiği hastalık bebeğe %50 ile %80 oranında bulaşıyor. İkinci 3 ayda olasılık çok daha düşüyor. Üçüncü 3 ayda pek olmuyor, ama annenin hastalığı geçirmemesi için planlı gebeliklerden önce kızamıkçık kaba kulak aşısı içerisinde bu aşının yapılması gerekiyor. Komplikasyonları arasında yeni doğan bebekte en çok pıhtılaşma hücrelerinin, trombosit denen pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azlığı, az önce bahsettiğim gibi beyin özürü, kalp delikleri, kataraklar kızamıkçığın en sık rastlanan komplikasyonları.